Ya her şeyden önce şunu söyleyeyim. Aysel Bey'im çok eski arkadaşım. Yani biz Devlet Güvenlik Mahkemesi salonlarından başladık birlikte avukatla ve çok uzun yıllar gece yarılarına kadar adliye koridorlarında bir aradaydık. Birlikte e, TOHAV'ı kurduk hep birlikte arkadaşlarımızla. Yani çok eskiye dayalı bir arkadaşlığımız var ve e, Aysel'in hayatındaki en değerli varlığı annesiydi. Bir abisini kaybettikleri için annesi Aysel'e aşırı düşkündü. Aysel de annesine aşırı düşkündü. Ve Aysel'in çok haksız bir şekilde cezaevine konulmasının ardından annesinin cenazesine yapılan ırkçı saldırı Aysel çok etkiledi. Yani bence Aysel'in hastalığının başlamasına neden olan zaten bu olay oldu. Ve Aysel Tuğluk zaman içinde demans başlangıcı ve ardından da hastalığın ilerlemesi görüldü. Ben Aysel'le en son görüştüğümde şunu gördüm ki birçok insan bunu fark ediyor. Demans hastalığında şöyle bir şey var. Eskiyi daha çok hatırlıyorsunuz, yeniyi hatırlamıyorsunuz. Yani böyle başlıyor bu hastalık zaten. Ve Aysel'le zaten görüşürken bunu hissediyorsunuz. Bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim: Aysel ve diğer HDPli milletvekillerinin cezaevinde olması, hele ki silahlı örgüt üyesi iddiasıyla cezaevinde olması, Türkiye'nin kendi iç hukukuna bile aykırı. Yani yargıtayın kararları ne dikkate aldığımızda dahi onlar ifade özgürlükleri ihlal edilerek cezaevine alınmış insanlar ve büyük bir haksızlığa maruz kaldılar her şeyden önce ama Aysel'in çok daha büyük bir haksızlığa maruz kaldığını biliyoruz hasta olduğu halde bu hastalığı dikkate alınmıyor ben Aysel'le görüştüğümüzde şunu söylemiştim. Ya biz hepimiz o kadar geç öğrendik ki Aysel'in hastalığını. Dedim ki neden daha önce? E, çünkü bayağı ilerlemişti hastalığı. Neden dedim daha önce e, dile getirmediniz bu hastalığı? Ki avukatı Reyhan Yalçın da da benim çok eski arkadaşım. Onunla da konuştuğumuzda aynı şeyi söyledi. Aysel dedi ki. Ya ben tanınan bir insanım. Hani cezaevinde çok fazla hasta mahpus var. Ben öne çıkmak istemedim. Aysel bu kadar da iyi niyetli ve kibar bir insan. Her şeyden önce hastalığını bile çok uzun bir süre gizlemiş. Ama tabii ki o tarihlerde avukatları başvurmuşlar ve Kocaeli Devlet Hastanesi'nin Aysel'in demans hastalığıyla ilgili raporu var. Cezaevinde kalamaz biçiminde. Ancak burada hasta mahpuslarla ilgili bütün raporları veren tek resmi e, delil kabul edilen, yani raporları delil kabul edilen tek kurum Adli Tıp Kurumu. Adli Tıp Kurumu resmi bir bilirkişi kurumu. Yani devlet memuru orada çalışanlar ve siyasi iradeye bütünüyle bağımlı bir kurum. Maalesef ki e, tabii ki e, hastalığıyla ilgili tahliyesi için başvuru yapıldığında tekrar adli tıptan rapor istendi. Ama kocaeli e, devlet hastanesinin adli tıp raporuna tam ters bir rapor verdi. E, esas resmi bilir kişilik kurumu olan adli tıp kurumu ve cezaevinde kalabilir raporu verdi. Aslında bu Aysel için değil, bütün hasta, özellikle Kürt siyasi mahpuslara maalesef ki adli tıp e, Ölüm durumunda olsalar bile rapor vermiyor. Yani cezaevinde kalabilir, rapor veriyor. Bu nedenle birçok hasta mahpus ölerek cezaevinden çıkıyorlar. Şimdi tabii bir de Aysel'in bu hastalığının bu kadar bilinmesine rağmen ve bir rapor olmasına rağmen Kobane davasında mahkemenin tavrının esas olarak tabii ki sorgulanması gerekiyor. Burada bir kere her şeyden önce hiç kimse ifade vermeye zorlanamaz. Mahkeme huzurunda. Hukukken yani bu mümkün değil. Ve açıklamasına rağmen yani ben e, ifade vermiyorum, veremiyorum, hatırlamıyorum bir şey demesine rağmen üstüne gidilmesi bana göre e, çok açık bir şekilde işkence, psikolojik bir işkence yöntemi. Çünkü orada e, bildikleri halde e, Aysel'in... E, olmadığı örgüte üye olmadığı örgüte ilişkin sorular dayatılması ya 12 Eylül mahkemelerinde bile ben o döneme yetişmedim ama birçok avukat büyüğümden biliyorum 12 Eylül döneminde bile böyle bir şey yoktu. Yani bu dönem başka bir dönem. Gerçekten başka bir dönem. Hukukun siyaset adına adeta silah olarak kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz ki Aysel'in bütün yaşadıkları cezaevine alınması haksız yere, annesinin cenazesine yapılan saldırı ve bundan dolayı kimsenin ceza bile almamış olması, herkesin dışarıda olması, hastalığına rağmen tutuklu halinin devamı ve mahkemenin bu kadar ifadeye zorlaması, bütün bunların hepsi bir işkence yöntemi. Bilmiyorum yani hiçbir hukuk anlayışıyla bunu açıklamak mümkün değil. Zaten e, insani hukuka inanan hiçbir hukukçu da bu durumu açıklayamaz. Adli Tıp Kurumu, şimdi koca ile adli tıbbın verdiği rapor bir hastane raporu ve hastane raporunda daha uzun bir incelemeye tabi tutuldu. Defalarca o hastaneye giderek inceleme yaptı hekimler ve cezaevinde kalamaz raporu verdiler. Ama Adli tıp esas yani ana e, adli tıp kurumu 5 dakika bakıyor gelenlere. Çünkü o kadar yoğun ki dünya, yani Türkiye'nin her yerinden birçok mahpusun raporunu o veriyor adli ya da siyasi. 5 dakika bakıyor e, ve e, öyle rapor veriyorlar. Yani Kocaeli Adli Tıp uzun incelemelerden sonra verdiği rapor, adli tıpın 5 dakika bakarak e, cezaevinde kalabilir raporu vermesi akıl alır bir şey değil. Yani ama burada şunu söyleyeyim, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor. Oysa ki Mardin'de gözaltında cinsel saldırıya uğrayan Aydın davasında Türkiye mahkum edilirken Ahim tarafından bağımsız hekim raporlarının delil olarak kabul edilmemesini gerekçe göstermişti mahkeme. Biz hem işkence olaylarında hem hasta mahpusların durumunda bu nedenle bağımsız hekim raporunun önemli olduğunu sürekli dile getirmemize rağmen maalesef ki mahkemeler sadece adli tıp raporlarını delil kabul ediyorlar ve adli tıp da biraz önce söylediğim gibi siyasi iradeye bütünüyle bağımlı bir kurum. Bir insanın kısmen cezaevinde kalabilir ya da kısmen ifade verebilir diye bir şeyi hiçbir etik hukuk ya da tıp etiyle e, anlamak mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. Yani AYSEL'e yapılan, tabii ki genel olarak bütün HDP milletvekili tutkulu olan tüm HDP milletvekillerine büyük bir haksızlık yapılıyor ama AYSEL'e yapılan bence ekstra bir haksızlık ve bu bence Kürt Sivil Siyasi Hareketi'ne bir gözdağı. Yani biz sizi hiçbir şekilde dikkate almıyoruz, hiçbir şekilde tanımıyoruz, insan yerine koymuyoruz. Tavrıdır bu tavır. Bunun başka hiçbir anlaşılır yanı yoktur. E, bu tamamen e, demokratik siyasetin önünün tıkanması için yapılan e, insani anlamdaki çok büyük haksızlıklar. E, Aysel'in avukatları sürekli e, yapmaları gerekenleri yapıyorlar, e, itirazlarını yapıyorlar. Bakalım son e, rapor e, bekleniyor. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu şu durumda e, ben e, Yargı makamlarının e, icraatlarını dediğim gibi hiçbir hukuk anlayışıyla hiçbir etik anlayışla bağdaştıramıyorum. Yani şunu söylemek isterim, Ayselin de Aysel'in ve tüm hasta mahpusların dayanışmaya ihtiyaçları var. E, maalesef e, eğer e, ihlale uğrayan e, kürt ya da e, Sol siyasetten e, gelen insanlar ve kadınlar olduğunda e, dayanışmayı eksik görüyoruz. E, dayanışmanın büyütülmesi gerekiyor. Burada bir insan hakları sorunu var. Yani bir insanın cezaevinde kalamayacak bir insanın ısrarla cezaevinde tutulmaya e, devam etmesi sorunu var, edilmesi sorunu var. E, dayanışmanın büyütülmesi